anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır anlatılmaz. Bazı şeyler vardır konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Sevgi çocuğun yüreğinde tanır. Güzel umutlar yaşasın içinde. Gözlerinde hep ışık olsun senin çocuğun. Dünyaya böyle bak. Kolay gelsin Bilge. Aa Yeşim abla, hoş geldin. Sana mı kaldı bugün işler? Yok, sadece hesapları kontrol ediyorum. Tamam, yapayım. Diğerleri nerede? Sarp burada. Hoş geldiniz. Bir şey ikram edelim mi size? Hayır, sağ olun. Bilgeciğim, ben seni almaya geldim. Hayrola? Melis'le buluşturacağım seni. Öyle mi? Evet. Arabayı şu ileri park ettim. Hemen alıp geliyorum. Gideriz, tamam mı? Hay Allah. Hiç de hazırlanacak zaman olmadı. Keşke o buraya gelseydi. Size de zahmet olacak. Ne zahmeti? Hem biliyorsun buraya gelemezdi. Babasının duymaması lazım. Evet, ben de onu soracaktım. Tarık Bey neden bu kadar çekiniyor benimle görüşmesinden? Bilmiyorum ki canım. Neden olacak Bilge? Hayri'nin evinde olanlardan sonra kızının bunu bilmesini istemiyordur. Hangi olay? Benim başıma gelenlerden bahsediyor. İyi de Tarık neden Melis'in bunu bilmesini istemesin ki? Bilmiyor musun Yeşim abla? Neyi? O gün Tarık Bey de oradaydı. Ne? Tarık da mı oradaydı? Ama neden? Ne işi var bütün bunlarla? Neler oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Uf, başım. Yeşim abla sakin başım ol. Dönüyor. Yeşim abla iyi misin? Ay, tansiyonum düştü galiba. İsterseniz sizi bir lavaboya götüreyim. İyi olur. İnanamıyorum. Bunca şey oldu, Yeşim ablanın hiçbirinden haberi yok. Yazık, nasıl da yıkıldı birden. Nasıl bir adamla evli farkında bile değil. Keşke hiç açmasaydık konuyu. Bilge, bence bu meseleyi uygun bir şekilde kapat. Yazık kadına. Ne de olsa Tarık onun kocası. Hiçbir şeyden haberi yok. Bizden öğrenmesi çok yanlış olur. Kesinlikle haklısın. Ben hallederim. Tamam. Buyurun, şöyle oturun. Anlatın bakalım. Nedir bu işin aslı? Yeşim ablacığım, sen ne zannettin bilmiyorum ama ortada senin bu kadar üzülmeni gerektirecek bir şey yok ki. Nasıl yok Bilge? Senin başına her ne geldiyse bunlara Tarık'ın karışmış olması yeterince kötü değil mi? Canım, öyle bir durum yok zaten. Tarık Bey tesadüfen oradaydı. Bilge yapma. Tarık tesadüfen orada ne arar? Yeşim abla, unuttun mu? O aralar sen kötüydün hani. İşinden ayrılmıştın. Evdeydin. Sanırım o da seni görmeye gelirken böyle bir şey oldu herhalde. İyi de bana hiç bahsetmedi bunlardan. Canım, nesinden bahsetsin? Beni görüp görmediğinden bile emin değilim. Onunla ilgisi yok ki. Bak Bilgeciğim, bildiğim bir şey varsa söyle. Bana iyilik yapmış olursun. Yeşim abla, inan yok bir şey. Gönlünü ferah tut sen. Öyle olsun bakalım. Neyse, benim biraz keyfim kaçtı. İstersen başka bir gün gelip alayım seni. Bence de iyi olur. Hem ben de hazırlanırım. Melis'e çok selam söyle benden.
Benden de selam söylerseniz sevinirim. Tabii söylerim. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Nişanlısıyım. Mutlaka görmem lazım. Peki oturun. Tamer'i buraya getirin. Bir şey içer misiniz? Hayır teşekkür ederim. Bir an önce nişanlımı görsem iyi olacak. Tamam tamam göreceksiniz merak etmeyin. Ha, gel bakalım Tamer. Ceren nasılsın canım? İyiyim beni merak etme. Asıl sen nasılsın? Hadi siz konuşun. Uzun sürmesin ama. Nasıl olabilirim ki? Ceren ben yapmadım. Ben vurmadım o adamı. Ben karıncayı incitemem bilirsin. Elbette biliyorum Tamer. Ben sana inanıyorum canım. İnanıyorsun demek. Beni nasıl rahatlattın bir bilsen. Hem sana önemli bir haberim var. Neymiş o? Osman abiler Sado ile konuşmaya gittiler. Yapma ya. Ne demiş adi herif? Ne diyecek? Önce senin vurduğunu söyleyip diretmiş. Vay alçak vay. Ben deli miyim ya? Neden vurayım ya? Dinle sen. Osman abiler üstüne gidince itiraf etmiş. İftira attığını kabul ediyor demek. Evet ediyor. Ben biliyorum. Seni elimden almak için yapıyor bütün bunları. Orası doğru ama biliyorsun ki asla böyle bir şey olmayacak. İyi işte. Ne güzel. Bu durumda ben kurtulmuş oluyorum. Canım keşke o kadar kolay olsaydı. Neden? Adam itiraf etmiş işte. Evet ama elimizde ne bir tanık var ne bir delil. Osman abilere söylemesi bir şey değiştirmiyor. Doğru. Canım sen sakın kendini bırakma. Seni mutlaka kurtaracağız. Sen beni merak etme Ceren. Asıl sen dikkatli ol. O adam sana bir zarar vermesin. O zaman gerçekten öldürebilirim işte. Meraklanma. Moralini sağlam tut. Başka bir şeyi de takma kafana. Söz mü? Söz canım. Hadi bakalım bu kadar görüşme yeter. Kendine dikkat et canım. Tamam sen de. Herkese benden selam söyle. Görüşmeyeli. Eminim o da değişmiştir. Beni göreceği için heyecanlı mı acaba? Yeşim abla. Yok canım, Bilge iyi. Ama ne yazık ki bugün görüşemeyeceksiniz. İyi de neden? Bu arada Yeşim abla sen iyi misin? Hasta gibi görünüyorsun. Tansiyonum düştü sanırım. Başım dönmeye başlayınca ben de programı iptal etmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Ne kusuru Yeşim abla, senin sağlığın daha önemli. Hadi sana yardım edeyim de odana gidelim. Biraz uzan dinlen. Sağ ol canım. Tamer'i gördüm. Polisleri ikna edene kadar da canım çıktı ama. Tamer nasıl peki? Nasıl olsun garibim? Fena değil işte. Hepinize bol selamı var. Sağ olsun. Anlattın mı Sado'yu? Evet. Çok sevindi tabii. Kurtulacağını sandı bir an. Üzmeyin kendinizi. Sonuçta oradan çıkaracağız onu. Ben de öyle söyledim zaten. Biliyor musun? Onun vurmadığına inandığımı söyleyince nasıl sevindi. Çocuk gibi oluyor bazen. Senin de bir an aklından geçti değil mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim geçti. Ama bir an. Yoksa ben Tamer'i bilmez miyim? Tavuk bile kesemez o. Canım benim. Nasıl da çökmüş. O kadarı normal. Durup dururken içeri attılar çocuğu. Bilge çok vicdan azabı çekiyor biliyor musun? Neden? Tamer'in çok üstüne gittiğim için. Bir kurtulsun ona hiç kızmayacağım artık. Deli kız. Vicdan azabı çekecek bir durum yok. Hatalı olduğunu düşündüğün bir şey yaparsa tabii kızarsın. Ama sakin olmakta fayda var tabii. Sen neler yaptın? Sen yokken Yeşim abla geldi. Ne oldu tahmin edemezsin. Edemem. Bu mahallede olanları tahmin etmem mümkün değil. Ceren, kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yok biliyor musun? Nasıl yani?
Basbayağı işte. Benim vurulmam, Tarık Bey'in bütün bu işlerle olan ilgisi, o gece bu mahallede olup biten hiçbir şeyden en ufak bir bilgisi yok. Ciddi olamazsın. Nasıl olur böyle bir şey? O adamla evli. Öğrenmemesi mümkün mü? Sen Tarık Bey'i tanımazsın. O adam her türlü kötülüğü yapabilecek biri. Bunları Yeşim abladan saklamak da onun için zor olmamıştır. Gerçeği kocasından değil de sizden öğrenmesi ne kadar kötü. Anlatmadık ki. Olanları söylemedin mi yani? Hayır. Sarp'la aramızda konuştuk, söylememeye karar verdik. Neden peki? Nedeni var mı? Senin de dediğin gibi bize düşmez bu. Kadıncağız nasıl kötü oldu biliyor musun? Zor toparladık. Yine de kuşkulanmıştır bence. Bana da öyle geliyor. Ama söyleyemedik işte. Yeşim ablayı çok severim. E bir taraftan da Melis var. Ne kadar yakındık biliyorsun. Nasıl söyler insan bunları? Birinin kocası, birinin babası. Haklısın. Çok zor bir durum. Gerçeği öğrenmek Yeşim ablanın hakkı. Ama yine de iyi yapmışsınız bence. Acaba Bilge'nin sakladığı bir şeyler var mı? Allah'ım ne olur olmasın. Doğru söyledi Bilge. Hem bunca yıllık koca. Böyle karanlık işlere bulaşmış bir insan olsa açık verir mutlaka. Bu kadar kör olman mümkün değil. Tarık da yıllardır rol yapıyor olamaz. Ama bu sıralarda bir sürü tuhaf şey kafamı kurcalıyor. Ya Melahat ablanın söyledikleri çıkarsa sonunda? Ne korkunç olur. Gerçekten Tarık'ı hiç tanımamış olabilir miyim? Sevgilim. Korkuttun beni Tarık. Hayatım, kocanı görünce korkmaya başladıysan durum fena demektir öyleyse. Olur mu öyle şey canım? Neler söylüyorsun? Canım şaka yaptım. Güzel karın bugün kendine neler aldı bakalım? Alışverişe çıkmadım ki. Şirketten çıkarken öyle demiştin ama. Öyleydi. Sonra kendimi kötü hissettiğim için eve döndüm. Bakayım ateşin de mi var biraz? Zannetmem. Bugün biraz başım döndü. Sanırım tansiyonum düştü. Başka bir sorun yok değil mi tatlım? Yok canım. Ne sorun olacak ki? Biraz dinlenmek istiyorum o kadar. Gençler, neyiniz var böyle ha? Kukuma kuşları gibi düşünüyorsunuz. Bugün kafede tatsız bir şey oldu da onu konuşuyorduk. Yine mi? Yahu bir günümüze sakin geçsen ne olur sanki? Hayrola çocuklar, ne oldu? Anlatın bakalım. Yeşim abla geldi beni Melis'le görüştürmek için. Ne var bunda? Ben de keşke onu getirseydin dedim. Yeşim abla daha önce Tarık Bey'in Melis'in benimle görüşmesini istemediğini söylemişti. O yüzden beni arabasıyla alıp Melis'in yanına götürmeye gelmiş. Bilgeciğim, tabii görüşmemizi istemez. Onca olaya karıştı. Senin her şeyi bildiğinden haberdar tabii. Aptal kafam. Benim aklıma gelmedi işte. Boş bulundum, neden diye sordum bir kere. Ben de boş bulunup mahalledeki olaylarla ilgilidir dedim. Yeşim ablanın hiçbir şeyden haberi yokmuş ki. Yapma ya. Nasıl olur kızım? Adam onun kocası. Ya ben buna hiç şaşırmadım doğrusu. Kocası olduğu için bilmiyor kız zaten. Çok haklısın Osman abi. Adam nasıl yaptıysa olan biteni bunca yıl saklamış. Ya yapar oğlum yapar. O adamdan her şey beklenir. Peki siz anlattınız mı? Hayır anlatmadık. Zar zor toparladık durumu. Ama Yeşim abla çok kötü oldu. Nasıl toparladınız peki? Tarık Bey'in ilgisi yok dedik tabii. Yeşim ablayı aramak için mahalleye geldiğini söyledik. Tesadüfmüş gibi anlattık. Kuşkulandı tabii. Fakat üstelemedi. Abi nasıl? İyi etmemiş miyiz? Kadının dünyasını başına yıkmanın ne alemi var? Orası öyle de. Ne bileyim. Bilse belki daha iyi olur. Yok Osman, çocuklar doğru olanı yapmış. Kadın kaç yıldır evli Tarık'la. Bunca şeyi başkalarından öğrenmesi çok daha kötü olurdu. Haklısın herhalde. Neyse, canım belki de Yeşim bilmediği için mutludur. Bize düşmez. Biz de öyle düşündük. Tamam tamam, bırakın şu Tarık denen adamdan bahsetmeyi de biz kendi işimize bakalım. Tamam abi. Al hayatım. Teşekkür ederim. Görüşmelerden bir sonuç çıkar mı dersin? Haber bekliyorum hayatım. Bence kesin iyi bir cevap alacağım. Benim kendi adıma umudum kalmadı Aslı. Umarım senin işin olur. Üzülme hayatım. Sen de bir iş bulacaksın. Biraz süre alabilir ama aksi mümkün değil. Keşke dediğin gibi olsa. Geçmeç bir iş bulsam. Zaten sen de sonuç alamazsan kesin anormal bir durum var demektir. Nasıl yani?
Yani bizim dışımızda bir takım nedenler olacağını düşünürüm o zaman. Bak, ikimiz de iş bulamazsak sana kesin hak vereceğim. Çünkü bu altyapıyla bu piyasada biz iş bulamıyorsak millet yandı demek. Kesin canım. Bunca yıl oku, yurt dışına git. Ciddi bir tecrüben olsun, çevren olsun. Sonuçta işsiz kal. Olacak şey mi? Çocuklar, bir saattir aynı şeyi konuşuyorsunuz. Sıkmayın canınızı. Yeter ki Allah sağlık versin. Her şeyin çaresi bulunur. Hem aç değiliz, açıkta değiliz. Teyzeciğim haklısın ama sana da yeterince yük olduk. Aa, aşk olsun. Hiç öyle şey olur mu? Aslı haklı teyze. Kocaman insanlarız. Başımızın çaresine bakmamız lazım. Tamam tamam. Kapatalım bu konuyu artık. Ağız tadıyla çaylarımızı içelim. Günaydın. Günaydın canım. Neden erken kalktın? İşe gitmek için tabii. Olur mu yeşim? Biraz dinlen bugün. İşler kaçmıyor ya. Yo yo, ben iyiyim. Hem bugün çok işim var. Hayatım, kendini bu kadar zorlama. Kendi işimiz sonuçta. Sağlığın daha önemli. İş bekler. Kendi işimiz de olsa prensip meselesi Tarık'cığım. Basit bir baş dönmesi yüzünden hiç kaytarmak olmaz. Sen benden de işkolik çıktın. Peki o zaman. Bugün birlikte doktora gidelim. Ne dersin? İnan ben iyiyim. Hiç gerek yok. Sana bir şey olmasına dayanamam bir tane. No, bir öpücük bile yok mu bana? Koca bebek, sırası mı şimdi? Geç kalıyoruz. Bir duş alıp giyinip geliyorum. Of abi, of. Of ya. Abi ya, iyi oldu Sarp'ı uyandırmadığımız. Çocuk çok yoruldu bütün gün çalışmaktan. Evet, bugün de ev işiyle uğraşacağız. Yine yalnız kalacak. Bir an önce birini bulsak hepimiz için iyi olacak abi. Biz de yaşanmışız be ortak. Biraz ayakta kalınca bitiyorum ben. Sonra bütün gece yatakta, dön babam dön. Ne yaşlanması abi? İhtiyar delikanlılarız biz. Daha dur bakalım. İşimiz gücümüz bir yoluna girerse çok rahatlayacağız. Orası öyle de dert bitmiyor ki birader. Her gün ayrı bir mevzu çıkıyor baksana. Yağ tuttuğumuz ev bile kaldı öylece. Haklısın abi. Kolay gelsin. Sağ ol evlat. Buyur, bir şey mi soracaktın? Evet, ilanınızı gördüm de garson arıyormuşsunuz. Vay evlat, seni Allah gönderdi ya. Daha az önce konuşuyorduk bir an evvel birini bulsak diye. İyi adam sözünün üstüne gelir derler. Öyledir inşallah. Size sorun çıkarmam. En azından bunu söyleyeyim. Benim de acil işe ihtiyacım var. Yalnız biz yarım günlük birini arıyoruz evlat. Ücret de fazla değil. Yarım gün olması benim de işime gelir. Ücret de şimdilik ne verirseniz kabul. Benden memnun kalırsanız bir şeyler düşünürsünüz herhalde. Seni sevdik evlat. Açık sözlüsün. Mahmut abi sen ne dersin? Olur derim. Bugün öğlen başlayabilir misin? Tabii başlarım. Anlaştık o zaman. Hayırlı olsun bakalım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evlat, adını söyle bari. Cüneyt. Hadi bakalım Cüneyt. Sonra görüşürüz. Cüneyt ha? Güzel işte. Neden bıraktın peki? Olmuyor. En ufak bir gelişme kat edemiyorum. Bilge, çok çabuk vazgeçiyorsun. Hem kendi başına daha zor olur. Bırak ben de yardım edeyim. Birlikte çalışalım. Tamam. Kabul. Ha şöyle. Bir cesaret. Hadi. Dikkat et. Yavaş. Yavaş. Başaracaksın. Şimdi bırak beni. Emin misin? Evet, denemek istiyorum.
Bilge, iyi misin? Hayır değilim. İyi falan değilim. İyi olmak için bir nedenim mi var? Benim hatam. Seni zorlamamalıydım. Lütfen ağlama. Geçecek bunlar Bilge. İnan geçecek. İnanmıyorum. Hiçbir şeyin geçeceği falan yok. Bir daha asla yürüyemeyeceğim. Böyle konuşma. Lütfen beni sandalyeme oturtur musun? Hadi çıkalım. Biraz hava almak iyi gelir sana. İstemiyorum Sarp, sen git. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Ama... Lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen. Hiç boşuna mızmızlanma. Eşek gibi takacaksın hadi. Öyle bedava ekmek yemek yok. Amanım bu çok ağır. Kaldıramıyorum ki. Kaldırırsın. Seni saraydan almadık. Hem kolların da kas yapar böylece. Fena mı? Peki ne yapacağım bu suyu? Yıkan diye getirmedik herhalde. Yerleri sileceksin. Hadi durma hadi hadi. Allah cezanı vermesin senin beceriksiz fare. Her yer su içinde kaldı. Kalk çabuk, kalk topla ortalığı. Hadi. Tarık Bey, gelebilir misin? Buyurun. Efendim, Sado'nun ifadesini neden değiştirdiğini öğrendim. Nedenmiş? Sado mahalleden bir kıza aşıkmış. O çocukla da kız berabermiş. Çocuktan kurtulmak için de kendisine onun vurduğunu söylemiş. Tarık Bey, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, dalmışım. Bir sorun mu var? Çok düşünceli görünüyorsunuz. Aslında var. Yeşim'e kafam takılıyor. Nesi var Yeşim'in? Garip davranıyor. Biraz soğuk yani. Bir şeyler öğrenmiş olabilir mi? Emin değilim ama olabilir. Fakat sizin çevrenizde kimse olayları bilmiyor zaten. Mahalleden Yeşim'in görüşebileceği kişiler de bilmiyorlar. Biliyorum. Zaten zamanında gerekli kişilere onca parayı vermeseydik bütün dünya duyardı. Bu durumda kimden ne öğrenebilir ki? Bilemiyorum. Bir şeyi kaçırmış olabilir miyiz diye düşünüyorum işte. İsterseniz ben Yeşim'in ağzını bir arayayım. Yakınız biliyorsunuz. Daha sonra da Melahat ablayla konuşurum. Bak. Bu iyi olabilir. Tamam, siz merak etmeyin. Ben hallederim. Alo? Melahat abla? Benim Yeşim. Vallahi nasıl olayım işte, idare ediyorum. Yok canım, bir şey yok. Biraz içim sıkılıyor. Seni görmek istedim, olur mu? İyi o zaman. Ama eve gelmeyeyim, kafede buluşuruz. Tamam ablacığım, ben de öpüyorum. Teyze kimmiş arayan? Aman canım, yanlış numara. İnsanlar neden doğru düzgün numaraları almazlar bilmem. İşten bir haber geldi zannettim. Oğlum yeter. Helak ettin kendini. O kadar kafana takma şunu. Kimmiş arayan? Önemli değil. Yanlış numara. Ben de heyecanlandım ama. Canım sıkma kendini. Ben bugün bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. En son çalıştığım hastanenin yönetici kadrosundan. Neden görüşeceksin peki? Neden olacak sevgilim? İşe alındıysam onun bilgisi vardır mutlaka. Hem oradan çok ümitliyim. Göreceksin, bu sefer kesin olacak. Umarım Aslı. Benim de dışarıda işim var oğlum. İyi, siz çıkın. Ben evde kalacağım. Merhaba Mahmut amca. Merhaba. Bilgiyi niye getirmedin? Sorma Mahmut amca. Hayırdır? Kalktığımda baktım Bilge kendi kendine kalkmaya çalışıyor. Ben de vazgeçme, yardım edeyim falan dedim. Ne oldu? Yoksa yine mi düştü?
Ne yazık ki öyle oldu. Benim hatam. Oğlum niye senin hatan olsun? Osman haklı. Hem böyle şeyler normal aslında. İlk başarıda düşecek de tabii. Yine de fazla zorladım abi. Kendisi mi istemedi gelmeyi? Evet. Çok morali bozuldu. Ağladı falan işte. Of. Ne olacak böyle bilmiyorum. Bizim işleri bir an önce yoluna koyup ona bir doktor bulmamız lazım. Bir de ev meselesi var tabii. Sahi ev ne oldu? Bu kargaşı da unuttuk onu. Bugün gideceğiz bakalım. Ne yapılması gerekiyor bir bakacağız. Sarp, bu arada bir garson bulduk. Bugün öğlen gelecek. Ne çabuk. İyi olmuş ama. Mahmut abi, he, biz yavaştan gidelim. Sarp, Ceren gelirse Bilge'nin yanına gönder. He, tamam mı? Abi. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi abi. Hadi. Ay, ben de seni aklımdan geçiriyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ay, aman kızım nasıl olayım? Bana yardım etsin diye bir kız aldım. Bela almışım meğer. Hiçbir iş gelmiyor elinden. Baştan otoriteni kurarsan öğrenir. Sen nereye böyle? Önce bir arkadaşa gideceğim işle ilgili. Ha, bir işi ayarladın mı? Henüz değil ama bu gideceğim yer kesin olacak. Ha, aman aman bir an önce o Melahat'ın evinden kurtulursun inşallah. Ben de çok istiyorum. Ayrıca bugün babama uğramayı da düşünüyorum. Neden? Şu senin planı devreye sokmak için tabii. Yeşim meselesi. İyi. Aman bir an önce harekete geçmek iyi olur. Bakalım babam sevgili karısının buralara gelip genç aşığıyla buluştuğunu duyunca ne diyecek? Ay, yalnız hemen birden söyleme olmaz mı? Tabii canım söyler miyim? Sadece ima edeceğim ama o anlar. Bilirsin arada çok yaş farkı olunca bütün erkeklerin böyle bir takıntısı oluyor zaten. İşimiz kolay yani. Ne yalan söyleyeyim gelmeyeceksin sana. Hiç olur mu? Hem gelmeyeceğim zaman mutlaka haber veririm. Ne bileyim? Hep vaktinde gelirdim. Gecikince? Sana güzel haberlerim var. Zaten o yüzden geciktim. Neymiş bakalım? Doktor bir arkadaşım vardı, onu buldum. Senin hastalığından bahsettim. Oturduk bilgisayarın başına, internette ciddi bir araştırma yaptık. Sahi mi? Dur, daha bitmedi. Asıl önemli kısmı şimdi geliyor. Bu alanda dünyada bir numara olan bir profesör var. Ve o adam Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye geliyor. Ne yani? Beni görmeye mi geliyor? Yok, o kadarını başaramadım. Ama şöyle bir şey var. Buraya bu hastalıkla ilgili bir seminere katılmak üzere geliyormuş. Yarın burada olacakmış. Benim arkadaşım da bizim için bir randevu ayarlayacak. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim için bu yaptıkların çok teşekkürler. Canım ne var bunda? Hem ben senin hocan değil miyim? Orası öyle ama. Bütün hocalar senin gibi olsa eminim hayatta birçok şey değişir. Sağ ol. Umarım görüşebiliriz ve umarım güzel haberler alırız ondan. Umarım. Ayrıca amcama da söylemeyelim. Sonuçlar iyi olursa sürpriz yaparız. Ama şunu bil, haberler kötü de olsa beni çok mutlu ettin. Her neyse, bu kadar muhabbet yeter. Derse başlayalım. Merhaba. Merhaba. Aşk olsun Bilge, bu ne hal? Sen nereden öğrendin hemen? Kafeye uğramıştım, Sarp söyledi. O da çok üzgün. Benim suçum deyip duruyor. Ne ilgisi var, onun bir suçu yok. Ama ben etrafıma sıkıntıdan başka bir şey vermiyorum, orası kesin. Saçmalama lütfen. Bence sen kendine acıyorsun. Sen olsan acımaz mıydın? Şu halime bak. Gel. Daha kaç yaşındayım? 4 yılım bu sandalyede geçti. Kim bilir daha kaç yıl böyle geçecek. Bu söylediklerini kimse duymasın Bilge. Senden daha kötü durumda olan bir sürü insan var. Onlar ne yapsın? Eli ayağı tutup da açlıktan ölen insanlar var. Bak, en yakınımızda Tamer. Susuz olduğu halde içeri attılar onu. Bir manyağın yüzünden. Belki de çıkamayacak. Haklısın. Ama elim dediğin ne yapayım? Kusura bakma. Senin de derdin başından aşkın zaten. Güzelim, mesele benim derdim, senin derdin meselesi değil. Hepimizin hayatında sorunlar var. Kimse güllük gülistanlık yaşamıyor. Sen de topla kendini demek istiyorum. Üstesinden gelebilirsin. Tamam Ceren, anladım ne demek istediğini. Toparlanmaya çalışacağım. Seni biraz bahçeye çıkarmamı ister misin? Olur. Hadi. Hop. Uygun musun? Gelebilir miyim? Tabii gel. Ne o? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Efendim? Çok dalgınsın diyorum. Bir şey mi var? Yo, işler falan işte, ne olsun. Benim de başım çok sıkışık bu aralar. Bir yığın evrak, icra takibi vesaire.
Vallahi bir tatile çok ihtiyacım var. Birkaç gün izin al sen de. Nasıl alayım yeşim? Yerimi bırakacak kimse yok. Hem ben takıntılıyımdır bilirsin. Başkasına iş bırakmam. Doğru. Neyin var senin? Beni dinlemiyorsun bile. Dinlemez olur muyum? Öyle değil. Dinliyorsun tabii de yani aklın başka yerlerde. Yeşimcim, biz kaç yıllık arkadaşız. Bir derdin varsa lütfen söyle. Yardım edebileceğim bir şeyse seve seve biliyorsun. Elbette biliyorum Suzan ama inan yok bir şey. Evde durum nasıl? Gayet iyi. Bak ne diyeceğim. Bir gün öğle yemeğine çıkalım beraber. Hem dertleşiriz. Tabii neden olmasın yaparız. Neyse ben de kalkayım. Senin tadın tuzun yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo, burası da çok güzelmiş ya. Evet Mahmut abi. Zavallı adamı fena korkutmuşuz biz ya. Evet. Baksana adam evi bırakıp gitmiş neredeyse. Böyle bir şey aklıma gelmezdi doğrusu. Abi ya. İçine sinmeyen bir şey varsa söyle anında değiştirelim. Şu kapı işindeki fazlalıkları kaldıralım Osman. Bilgi onları aşamaz. Haklısın Mahmut abi hallederiz. Peki başka? Başka bir şey yok. Burası bize fazla bile. Bunun yarısına razıyım ben. buradan çıkmayız artık. Tahtaya vur Osman. Başımıza her türlü felaket geldi. Vurayım abi. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben sabah gelmiştim de, iş için. Tamam. Hoş geldin. Benim adım Sarp. Benimki de Cüneyt. Osman abiler şu an yok. Ben de burada çalışıyorum. Çek bir sandalye. Ben tamam. Geliyorum. Biz içelim bari. Yarım gün çalışacaksın. Söylemişlerdir gerçi. Evet söylediler. Benim için de daha uygun. Beklediğimizden çabuk bulduk seni. Nereden öğrendin? Buraya yakın oturuyorum. Geçerken gördüm ilanınızı. Buralarda oturuyorsun demek. Hiç rastlaşmadık hayret. Ben aynı zamanda okuyorum. O yüzden pek vakit olmuyor. Bir yandan da iş. Gece yatmaya gidiyorum eve. Zaten başka bir şey yapılacak gibi de bir ev değil. Neden? Çok mu kötü? Kötü az kalır. Rezalet bir ev. Tek oda bir yer zaten. Orada da iki kişi kalıyoruz. Hem çalış hem oku. Senin işin daha zormuş. Burada yapacağın iş belli zaten. Servise bakacağız beraber. Temizlik falan. Biliyorum. Daha önce de garsonluk yapıyordum. Ama eve çok uzaktı. Kazandığım yol parasını verince bırakmak zorunda kaldım. Burası harika oldu benim için. Sevindim. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Sağ olasın. İşte böyle canım. Başımıza gelmeyen kalmadı anlayacağın. Babam bu yaştan sonra aşık olmaya kalktı. Sonuç malum. Üzüldüm Aslı'cığım. Umarım her şey yoluna girer. Girecektir mutlaka ama çok zaman almasa bari. Anlat bakalım. Neyi anlatayım? Canım neyi olacak? Buraya neden geldiğimi biliyorsun. Sen biliyorsundur. Beni geri çevirmezler herhalde. Vallahi Aslı'cığım durum pek sandığın gibi değil. İyi de nasıl olur? Gazeteye bile ilan vermişsiniz. Bu hastanenin aradığı özellikler de bende var. Daha önce de burada çalıştım zaten biliyorlar. Orası öyle. Normal şartlarda seni havada kaparlardı. Neden bu şimdi? Hem sen yönetim kurulundasın ve... Bak Aslı. Seninle açık konuşacağım. Kaç yıllık arkadaşız. Benden duymuş olma. Ama senin iş bulman çok zor. İyi ama neden? Çünkü engelleyen önemli biri var. Kimmiş o? Baban. Babam... Kusura bakmayın çalışmanızı bölüyorum ama Yeşim'i arıyorum. Sizin yanınıza uğradı mı? Evet amcam. Bize raporları bırakıp çıktı. Çıktı mı? Nereye? Bilmiyorum ama çıktı. Tamam. Siz devam edin. Nereye gidiyor bu kadın ikide bir? Üstelik bugün sabah çok işim var demişti. Telefonu da kapalı. Yeşim ne işler çeviriyorsun?
Bak sen, gene ne haplar karıştırıyorsun ha? Telefonla birini arayacaktın değil mi herhalde? Yok hanım, tozunu alayım dedim. Sus, bir de yalan söylüyor bana. Çekil. Bu ne peki ya? Bu ne? Komşunun telefonu değil mi? Anneni çağıracaksın, bana yine saldırsın öyle mi? Nankör seni, dur. Dur kaçma, gel buraya. Gel. Kaçma kız, dur. Merhaba. Oo, Melahat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Aman efendim, sizi burada görmek ne güzel, pek gelmezdiniz. Aslında hiç gelmedim sayılır. Yeşim'le buluşacaktım da. Bu arada buraya almışsınız, hayırlı olsun. Sağ olun. Artık sık sık bekleriz Melahat Hanım. Yok canım, buralar gençlere göre. Biz de genciz efendim, hiç olur mu öyle şey? Bilge yok mu? Bilge'nin canı sıkkın bugün, gelmedi. Hayrola? Arada yürümek için ufak tefek gayret ediyor ama bugün yere düşmüş. Morali bozuk yavrucağın. Ah garibim, ne talihsizmiş o da. İyi olur mu dersiniz? Olacak efendim, olacak. Elimizden geleni yapacağız artık. Vallahi sizin hakkınız ödenmez. Herkese merhaba. Ah merhaba yavrum, hoş geldin. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun, içeri buyurun. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. İşte böyle. Kolay gelsin. Benimle görüşmek istiyordun sanırım. Evet Suzan Hanım, buyurun lütfen. Üniversiteden beri ders yapmamıştım. Ben de mi katılacağım yoksa? Tam olarak değil. Ama isterseniz katılabilirsiniz tabii. Fakat bizim sizden bir ricamız olacak. Seve seve. Murat'la pratik çalışmalara başladık. İlk olarak Yeşim Hanım'la raporlama yaptılar. Onları inceliyoruz. Doğrusu beklediğimden iyi. Murat Bey zekidir. Hızlı öğrenir. Suzan Hanım yapmayın. Herkes beni övüp duruyor zaten. Daha bir şey yaptığım da yok üstelik. Yok yok. Gerçekten çok hızlı ilerliyorsunuz. Neyse. Şimdi şirket hukuku üzerine çalışmaya başlayacağız. Sizden de hukuksal verilerle ilgili doküman isteyecektik. Tabii. Hemen hazırlarım. Ne zamana gerekli? Mümkün olan en kısa zamanda olması yeterli. Tamam. Yarın sabah hazır olur. Teşekkürler. Benim şu anda vaktim var. Yeşim de uygun sanırım. Çağırabilirim. Yani eğer bizim de burada bulunmamız gerekiyorsa. Yeşim abla çıktı yalnız. Çıktı mı? Ama ben burada görüşmüştüm. Nereye gitti peki? Nereye gittiğini bilmiyorum. Ama raporları bırakıp çıktı. Yo, önemli değil. Zaten şimdilik birlikte yapılacak da bir şey yok. Peki o zaman. Size kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsın Melahat abla? Evde durumlar iyi mi? İyi iyi. Aman nazar değmesin. Aslı'ya bir haller oldu. Nasıl yani? Ne bileyim kızım, melek gibi oldu birden. Nasıl uyumlu bir görsen. Kesin bir planı vardır onun. Nezaket abla da aynı şeyi söyledi. Öyle de olsa razıyım artık. Bıktım artık Hırgür'den. Beni boş ver de senin neyin var böyle? Çok durgunsun. Kafam çok karışık abla. Ne oldu kızım, anlatsana. Dün buraya gelmiştim Bilge'yi almak için. Tarık Melis'in onunla görüşmesini istemiyor da. Neden? Bilge de aynı şeyi sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Sonra bir şeyler söylediler. Ne söylediler? Bilge'den başka kim vardı ki hem? Burada çalışan bir çocuk. Ha, tamam tamam. Onun adı Sarp. İşte o. Hayriye'nin evinde bir şeyler olmuş da ondan falandır dediler. Allah Allah. Ne olmuş ki? Bilge de benim başıma gelenler gibi bir şeyler söyledi. Ben de Tarık'la ne ilgisi var dedim. O da oradaydı dediler. Hoppala. Ne ilgisi var? Ben de üsteledim. Güya Tarık beni aramaya mahalleye gelmiş. Tesadüfen oradaymış. Olan bitenle bir ilgisi yok dediler. İyi de kızım, olan biten ne? Bilmiyorum abla. Benim de kafam karıştı. 4 yıl geçmiş aradan. Hem ne diyeceğim? Sen bir şey hatırlıyor musun? Hani mahallede bir şeyler olmuş o arada. Acaba onlarla bir ilgisi olabilir mi? Vallahi ne bileyim kızım. Zaten kimsenin tam olarak bildiği bir şey yok. Yani silah sesi falan duyuldu. Ama ondan sonrası sır. Benim de haberim yok. Ama Bilge öyle dediyse doğrudur herhalde. Bilmiyorum Melahat abla. Birden kendimi çok kötü hissettim. Neden? Senin o zamanlar söylediklerin aklıma geldi. Sanki Tarık'ı hiç tanımıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Vallahi işin aslı astarı ne bilemem. Ama ben hala o adama hiç güvenmiyorum. Kimleri görüyorum. Hoş geldin Aslı.
Bu sırada ziyaretlerin sıklaştı. Sevgili babamı görmek istedim, fena mı? Olur mu canım? İyi yapmışsın. Nasılsın bakalım? İyi olmaya çalışıyorum. Sen pek iyi değilsin galiba. Nereden çıkarıyorsun canım? Yapma baba. Seni tanımaz mıyım ben? Durgunsun işte. Yorgunluk işte. İşler yoğun da biraz. Bu arada siz ne yaptınız? İş bulabildiniz mi? Evet, bulduk. Buldunuz mu? Evet. Neden bu kadar şaşırdın baba? Yok canım. Ne şaşırması? Duymadım da o bakımdan. Doğru. İş bulabilsek ilk duyan sen olurdun. Ama maalesef hala işsiziz. Bulamadınız yani. Baba, benimle oyun oynama artık. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun. İş bulmamıza engel olduğunu öğrendim. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Yok öyle bir şey. Hiç boşuna inkar etme. Baba, ben senin kızın mıyım, düşmanın mı? Neden bunu yapıyorsun bana? Evet, yaptım. Kızım olduğun için yaptım hem de. Çünkü evine, ait olduğun yere dönmeni istediğim için yaptım. Anladın mı şimdi? Ama asla dönmeyeceğim. O kadınla bir daha asla aynı evde yaşamam ben. Yakında sen de bana hak vereceksin. Hiç sanmıyorum Aslı. Sahi, nerede o? Şirkette yok. İşi vardı çıktı. Hiç şaşırmadım. Bu sıralarda sık sık işi çıkar onun. Aslı, ne demeye çalışıyorsun sen? Baba, ben senin öz kızınım. İnan senin üzülmeni hiç istemem. Aramızda ne geçerse geçsin bu böyle. Yeşim de bir kadın. Ve ben Yeşim'i senden daha iyi tanıyorum. Yani? Yeşim genç bir kadın. Para ve hırs onu bir yere kadar tatmin eder. Her neyse. Bunları karınla konuşman daha doğru. Boş ver. Sen bana bir şey mi ima ediyorsun? Sadece şunu söylüyorum. O kadına dikkat et baba. Dikkat et ki seni üzmesin. Hoşça kal. Ne demek istedi şimdi bu? Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek. Bazı şeyler vardır, anlatılmaz. Bazı şeyler vardır, konuşulmaz. Küçük bir dünya içinde güzel bir çiçek, yağmurlarla ıslanıp büyüyecek.